Evet, İyi Parti'ye bir bakalım, onun pozisyonu nedir, bu duruma bakışını Cihan Paçacı aktaracak bize, İyi Parti sözcüsü. Hoş geldiniz Cihan Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Bekliyor muydunuz bu kararı? Ben şahsen beklemiyordum. Yani en azından bu kararı verecek olan insanların hukukun üstünlüğü ve demokrasi konusunda bizler kadar hassasiyet göstereceklerini umuyordum. Ama yanılmış. Peki bundan sonrası için ne dersiniz? İyi Parti'nin pozisyonu, olaya bakışı, bugün grup toplantısında utandım dedi Meral Akşener. Başkaları adına utandım dedi. Evet. Şimdi tabii bu karar aslında Türk demokrasisine vurulan bir hançerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasi temini için çok uzun mücadeleler vermiş. Zaman zaman demokrasini kesintiye uğramış ama sonunda yine hür ve bağımsız parlamenter sistem işlemeye başlamıştır. İlk defa askerin dışında bir sivil inisiyatif demokrasi darbesi yapmıştır. Ve hukuk eliyle maalesef yapılmıştır. Bu karar ile demokrasinin adeta ipi çekilmiştir. Seçim güvenliği yok olmuştur. Bir kişinin iradesi milletin iradesinin üstüne çıkmıştır. Demokrasinin temeli sandıktır. Millet iradesidir. Bu karar ile sandık ve millet iradesi de yok sayılmıştır. Peki önümüzdeki seçimlerde yine bir seçim yapılacak. Sonuçta yine bir sandık var ortada. Burada şüpheli mi yaklaşmak lazım veya İyi Parti şüpheli mi yaklaşıyor? Yani tabii ki biz yine demokrasi mücadelesi vereceğiz. Seçimlerin şeffaf ve adil olması konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama iktidar veya bugün işte ne olduğu belli olmayan yönetim sistemi bizi önümüzdeki dönemler içinde ciddi kuşkulara sevk ediyor. Tabii ki biz İstanbul ile ilgili yapılacak seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na parti olarak, Millet İttifakı'nın bir ortağı olarak gereken tüm desteği vereceğiz. Bir sonraki seçimlerin iptal olmama mümkün mü? Yani veya iptal olması yani mümkün mü? Şu an bu karardan sonra bu seçim, önümüzdeki yapılacak seçimler için de seçim sonucu ne olursa olsun işte kazanan taraf belediyeyi devralacaktır, işte mazbataya alacaktır diyemiyoruz maalesef. Yani hiç kimse diyemiyor. Bu seçimlerde 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Ama işte hepimizin de bildiği sudan sebeplerle çok saçma sapan gerekçelerle 7'ye 4 olarak seçim iptal edildi. Bundan sonraki seçimlerin seçim güvenliğinin olabileceğini söylemek çok zor. Yani eğer sandık bir formalite noktasına getiriliyorsa veya getirilmek isteniyorsa, o zaman siyasi partilerin de kendilerini, varoluşlarını sorgulaması gerekir. Yani eğer sandıktan çıkan milletin iradesi yok sayılabiliyorsa, işte birkaç kişinin iradesiyle milletin iradesi ortadan kaldırılabiliyorsa, bunun adı demokrasi olmaktan çoktan çıkmış. İyi Parti'nin tercihi yenilen seçimlere aynı şekilde girmek ve sonuna kadar orada mücadele etmek yönde miydi? Yoksa kendi içinizde yaptığınız tartışmalarda seçime girmemenin daha mantıklı bir şey olduğunu mu düşündünüz? Şimdi tabii burada esas olan belediye başkanlığı seçimi bir araçtır. Esas olan demokrasi mücadelesidir. Yani bu alınan karar
seçimi iptal etmiştir. Ama esas itibariyle demokrasiye bir darbe olarak ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla biz İYİ Parti olarak demokrasi mücadelesi açısından her türlü ihtimali masaya koyduk. Bu işte hiçbir siyasi partinin seçimlere katılmaması veya işte meclis çalışmalarına bunun yanında katılınmaması gibi yani demokratik ama demokrasiyle mücadele için bir eylem yapılabilecekse buna biz demokrasiyle mücadele, demokrasi için mücadele adına her şeye var. Ancak tabii Halk Partisi seçime girmektedir. Sayın İmamoğlu seçime girmektedir. Onların kararına saygı duyacağız. Onların kararı esastır burada. Sayın İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere katılacaklarını ifade ettiler. Bu durumda bize düşen görev Millet İttifakı'nın ortağı olarak Ekrem İmamoğlu'na parti olarak desteği vermek olacak. Pekala. Çok teşekkür ederiz Cihan Paçacı. Önemli açıklamalar. İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı ile konuştuk efendim. Her türlü